Son yıllarda Türkiye'de uygulanmaya başlanan kiralarda %25 zam sınırlanmasının kaldırılacağı konuşuluyor. Vatandaşa düşüncelerini soracağız. Kalkmalı. Ev sahibi olarak da kalkmalı. Ev sahibini de düşünmek lazım. Daha ne diyeyim? Ya kalksın, benim de var şimdi kiraya. Dün hatta anlaştık şey ettik. Kalksın, öyle bir şey ne de. Zaten ona uyan yok sabit diye niye bir şey yok. O öyle bir verildi oldu ama uygulayan yok. Sabit eden bir şey yok. Öyle bir şey, sistem yok. Söylendi gitti. Yani bence kalkmamalı. Ya kiracı değilim ama bence kalkmamalı. Neden? Fahiş fiyatlar gelecek tekrardan. Fahiş zamlar gelecek. Kalkması ekonomi açısından hem kötü olur, insanları zora sokar. Bence kalmalı, kalkarsa daha büyük sıkıntılar olacağına inanıyorum. Kavga dövüş olur, ne olacak? Adam diyecek ki %100 arttıracağım, öbürü... Ha gene diyorlar, demiyorlar mı %25 varken? Ama büyük sıkıntı yani, insanları hepten darboğaza sokacaklar yani. Kalmalı diyorum. Çünkü o zaman ne oluyor? Ev sahipleri maşallah vur abalının üstüne. Yani elinden geleni ardına koymuyor. Adam yok abim gelecek, yok kardeşim gelecek, yok çocuğum gelecek, yok bilmem kim gelecek. Kiracıyı çıkarıyor. Daha sonra fahiş fiyatlarla kirayı veriyor. Bence kalmalı. Niye kalksın ki? Daha mı yüzde fazla alacaklar insanlardan? Zaten insanlar zor durumda. Neyini alacaklar? Yani şimdi kira Samsun'da en kötü kira Selahi Mahallesi'nde 7-8 milyar lira. Böyle artış olur mu? İnsanlar zaten geçinemiyor zor da. Yani bence daha aşağı düşmeli. %25'ten %15'e düşmeli. Mantıklı olarak düşünürsek, insanlar da düşünürsek öyle olmalılardı. Fakirde düşünerek iş yapacaksın. Ev sahipleri, benim kiracı 750 liraya duruyordu. Geçen sene 750 idi. 1500 yapalım dedim. İnan %25'ten fazla yapmam dedi. 1500 zor yaptık. Bir sene 1500'den durdu. Şimdi çıkarttık. Çıktı. 7500'e verdim. Yani şuna da ver demedim. Kiracı geldi, emlakçıya verdim. Emlakçı geldi. Anlaştılar, 7500'e verdi. Yani şunu diyorum ya, önce fakiri düşünün kardeşim. Sokakta kalanlar var ya. Bence kalmalı. Kalmalı %25. Çünkü insanların geliri o kadar az ki. Gelir az, gider çok. Her şey pahalı. Her gün geçtikçe daha da pahalanıyor. Ama maaşlar yerinde kalıyor. Özellikle asgari ücret ve benim gibi emekliler, bizim gibi emeklilere de tabii ki çok zor. Maaşlar %20 artıyor, %30 artıyor ama her şeye %150 zam geliyor. Onlara yetişemeyen insan nasıl evin kirasını ödeyecek? Yani kalkabilir. Niye? %25'e uyuluyor mu? Uyulmuyor. Uyulmadığı için kalkabilir ve farklı bir düzenleme getirilebilir. Kalkmamasının değişik getirdiği sorunlar var zaten. Ama kalkarsa nasıl bir sorun olur? Bir de çok fazla şey kalmadı. Zaten artışlar yeterince yapıldı. Ya ev sahibini de düşünmek lazım ya. Evin değeri oluyor 4-5 milyon, kira olmuş 3-4 bin lira. Yani o da pek hoş bir şey değil. Kalksın ya, ne gerek var? Yani insanların gücü mü var ödeyecek? Kaldırılmasın. Kaldırılmasın. Çünkü ben de iki tane evim var ama hiç yapmıyorum. Gerçekten yapmıyorum. Her şey devlete endekste olmalı. Kaçak göçek yakalanmalı. Kiminin 10 tane evi var. Vergi mi veriyor? Hayır. Ben kiradayım. Emekliyim. Zar zor geçiriyorum. Kalkmalı. Yani %25'e adam kiraya vermek istemiyor evini. Serbest olursa satacağı evi kiraya verir. Daha yüksek kiraya verir biraz. Ev bollaşmış olur yani. Şimdi burada ben 67'den beri burada oturuyorum. Burada genelde mal sahipleri olduğu için kiralarda da birim yok. Ama dediğiniz rakamlar tabii abartılır rakamlar. Yapılmamalı. Ev olmayan vatandaşlar ne yapacak? Nereye sığınacak? Onlara bir ev gerekmiyor mu? Her şey para değil. Sonuçta bir insanlık da olması lazım. Öyle mi? Bu ülkede yani %25
o tenzil şey zam yapmasını ne ev sahibi memnun kalıyor ne kiracı memnun kalıyor. İlk önce piyasanın düzelmesi lazım. Ne olacak? %25 adam 10 bin lira götürürse %25'i ne yapar? 2500 lira yapar. 2500 lira az para mı? Beğenmediğin Kavak'ta en ucuz ev kirası diye düşünsen 5 bin liraya. Yani ülke bilmiyorum. Ben 87 yaşındayım. Yazık. Kaldırılmalı çok yani. Çok. Benim kendi evim oturuyorum ama çok fazla. Bu çalışanlar, asgari ücret alanlar çocuk yuvasına mı versinler, ev kirasına mı versinler, yemeği içmeye mi versinler, değil mi? Giderlere mi versinler? Yani fazla kaldırılsın iyi olur. Bu işler serbest ekonomide yasayla olmaz. Piyasanın kendi serbest çalışışı vardır. O çalışış içinde ne gerekiyorsa o oluyor. %100 yapıyor, %50 yapıyor. Kiracının, ev sahibinin insafına kalmış bir şey. Kalkmalı aslında, kiracılara da üzülüyorum ama maalesef ekonomik şartlarda kiracılar da artık ev bizim olacak ya tapuyu alacak kadar yüzsüzleştiler. O nedenle biraz da gerekiyor yani kiracılara. Hep garibanlar var burada. Bence kalkmasın. Anladın mı? Şu anda çok mağdur insanlar var, kiracılar var. Emlakçıyım ben. Bence kalkmasın. Kalkmasın diyoruz yani.